5 medals in all for Teresa Perales. There we see Boyaji and Ojdet, the two Turkish swimmers in the top end of the pool, really getting away and maximizing that underwater kick. And we can see Teresa Perales up and into a stroke with company from Monica Bourgeau. We'll have to touch with her head, and she does touch with her head, and she is first place. Turkey will take the gold medal here at the European Championships. Teresa Perales, the silver. Canım benim, bak burada vallahi tüylerimiz diken diken oldu. Ne kadar etkileyici. Yani demek ki Azmin Zaferi gerçekten insan bir şey başarmak istedikten sonra her türlü başarabilir. Gerçekten evet. Öyle. Yani engel diye bir şey yok. Gurur duyuyoruz. Evet. Değil mi? Sümeyye şöyle söylemiş, balıkların da kolları yok ama onlar da yüzebiliyor. O zaman ben niye yapamayayım demiş ve gerçekten büyük bir azim. Yani hayata küsmek yerine gerçekten kendine bir hedef bulmuş ve başarmış. Çok büyük gurur duydum. Ben de burada bu haberin konuşulması da çok güzel. Evet gerçekten. Ay vallahi çok teşekkür ederiz. Evet. Türkiye adına hem de düşünsene herkes böyle orada o şekilde yüzerken o bir stratejiyle yüzüp bir de birincilik kazandırıyor ülkemize ya. Evet ya. Böyle bir başarı Türkiye'nin adını. Evet çok güzel. Yani böyle bir ismin temsil ediyor olması hakikaten başarıyı ikiye katlayan bir şey bence bu. Tabii ki. Yani sadece futbol başarı konuşuyoruz biz çünkü hep futbol odaklıyız. Helal ama helal olsun. Kendini engelli sporcularımız da var. Cümleye bakar mısınız? Balıkların evet, da kolları yok. Kolları evet, yok ama onlar da yüzüyorlar diyor. Ay maşallah ya. Ve birinci olabiliyor yani. Ve pek çok insana moral veriyor aslında. Onları motive ediyor, model oluyor. Pek çok bence engelli çocuğun ailesi şimdi çocuklarını spora verecekler, yönlendirecekler. Evet, evleri hapsolmayacaklar en gerçekten azından adım adım. Çok o yüzden güzel bir örnek oldu. Bunu konuşmak da çok bakalım güzel, duyurmak ben da çok güzel. Ben şundan da gurur duydum. Ona o fırsatın canım verilmesi de evet, çok güzel. Ailesi. Evet, hani ailesi sağ olsun. Tanıdığı bir, yine bu yarışmaya katılırken de mesela ön yargı diye bir şey var ya şu evet, atomu parçalamaktan zor olan evet, şey. Kesinlikle. Hani Einstein boşuna evet, söylememiş. Kıza bir şans verilmiş. O da bildiğin bizi orada gururlandırmış. Yarışı madalyayı her kazanmış, türlü hayatıyla da kazanmış. Sadece evet, bu yarışmada değil. Evet, ülkemizi böyle güzel bir ismin temsil etmesi hakikaten çok büyük. Hani büyük büyük gurur. Gurur. Kadar. Evet. Ve ailesiyle yani de gurur duymak lazım. Tabii evet ki. Yani ona destek veren, ona şey antrenmanlara götürenlere tabii ki hepsinin büyük katkısı var. Ona o bilinçle yetiştirmek çok önemli. Hı-hı. Yani senin de hayatta amaçların var, helal başarabilirsin vesaire. Çok güzel. İşte böyle bilinçli ebeveynler. Dünyada gerçekten bakın böyle bir şeyin olup da bu kadar nasıl bitti ya. Evet, gurur. Güzel değil mi? Evet, evet, o gurur çok güzel. Gerçekten çok gurur duydum ben de. Herkese yani örnek olsun. Keşke hep böyle insanın haberlerimiz evet, olsa. Evet, insanın kendini gerçekleştirmesi. Bir de bu şunu da gösteriyor. Limitimiz kendimiziz aslında. Ne kadar evet, ileriye hedef aa, koyarsak oraya ulaşabiliriz. Ne kadar büyük bakarsak, büyük bir açıdan bakarsak onu gerçekleştirebiliriz. Çoğu insan bugün mesela Sümeyye kadar bu kadar hayata dört dörtlük sayı her şeye sahipken bu kadar sarılabilecek evet, o psikolojik güç kuvvet yok. İşte onlara bile örnek olsun. Evet, yani herkes evet, inanmak tabii örnek ki. Biz evet, Sümeyye ile gurur duyduk. Eminim ailesi de mutluluk tanışıyordur. Evet. Öyle ki onun mutluluğunu zaten o kazandığı anda yüzünden görebiliyoruz. Vallahi çok hoş. Çok İnşallah güzel böyle haberleri ya, ekrana getirmek nasip olur İnşallah diyorum. Evet.